Hocam, şimdi siz hem iş insanısınız, hem eğitmensiniz, hem yazarsınız. Şimdi bu üç tane kariyer kimliğini başarıyla harmanlıyorsunuz. Ve Evet. bunu harmanlamak da aslında çok kolay değil. Kariyer yolculuğunuzda geçmişten bugüne bu kimliklerin birbirine kattığı değerlerin hem avantajlarını, dezavantajları varsa bunları da bize anlatır mısınız? Dezavantajı varsa da bunu nasıl başarıyla yürütüyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz birkaç işi, birkaç kimliği bir arada yürütmek çok zor bir şey aslında. Ve siz de bunu yani görüyoruz biz yıllardır. Hani bu işi gerçekten çok güzel yapıyorsunuz. Bu işin sırrı ne biliyor musun? Sırrı, sırrı. Bu Nedir? Bize işi sır verin. düşünürsen yapamazsın. Bak, benim hayatta en büyük sırrım bu. Düşünürsen yapamazsın. Tamam mı? Yani senin gibi düşünmüyorum ben. Yani iki iş yapıyorum, üç iş yapıyorum. Öyle bir şey yapmıyorum ben. Ben gün üçe bölüyorum. Gün üçe bölüyorum. Üçünü birbirine karıştırmıyorum. Yani ben bugün genel müdürlük yapıyorum. Tamam mı? Yani zor bir genel müdürlük yapıyorum. Teknoloji şirketinin genel müdürüyüm ben. Ben sabah saat 8'den, 8, 8.30'dan akşam saat 6.30, 7'ye kadar oradayım. Tamam mı? Yani gün içinde diğer yapmış olduğum işlere zaman harcayabiliyorum. Ama bu hiçbir zaman için bu çok büyük bir zaman olmaz. Yani bu yarım saattir, hani bilemedim bir saattir. Öğle tatilimi kullanırım. Yani veya molalarımda kullanırım. Hiçbir şekilde iki işimin birbirine karışmasına izin vermem. Hafta sonları ise eğitim veriyorum. Yani eğitim verirken de başka bir şey yapmıyorum. Yani o yüzden eğitmen olmak, yazar olmak, koç olmak, genel müdür olmak, bunların hepsi ayrı kimliktir. Evet, hatta dün zaman yönetimi eğitimi verdim. Dedim ki bir insan aynı anda 10 iş yapabilir ama aynı anda bir iş yapabilir. Bak bu çok önemli bir şey. Bak, aynı anda 10 iş yapabilirsin. Eş zamanda 10 iş yapabilirsin ama tek bir anda bir iş yapabilirsin. Yani şu an ben sana konuşuyorum ya, başka bir şey yapabilir misin? Yapamazsın. İşte Yapamazsın, hayatta öyle bir doğru. şey yani. Yani şu anda başka bir şey yapma şansın yok yani. Çünkü çuvallarsın sonuç olarak da. O yüzden baktığın zaman sen şu anda mecburiyetten bunu yapıyorsun ama bence bugün kamera karşısındaki gibi herhangi bir iş yapıyorsan düşüncesel anlamda diğer yaptığın işlerle ilgili hiçbir şey düşünmeyeceksin. Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Düşünürsen yaptığın işi, o anda yaptığın işe karşı bence büyük haksızlık. Haksız. Kesinlikle. O işin hakkını vermiyorsundur. Tamam. Ne iş yapıyorsan yap. O işi yaparken sırf o işi yap. O işi yaparken öbür işi düşünme. Ha öbür işle ilgili bir şey yapıyorsan o zaman bırak bu işi, öbür işe geç. Yani Kesinlikle doğru. zaman yönetimi böyle bir şey yani. Sen aynı anda yüzlerce iş yapabilirsin ama tek bir anda tek bir iş yapabilirsin. Çünkü insan beyni aynı anda iki işe izin vermiyor, vermiyor. Çünkü verse de çok kötü iş çıkarırsın. Bu işin güzelliği heyecanını, coşkunu, enerjini tek bir yere vermek. Bunu verdiğin zaman ruhun dahil o zaman güzel iş çıkar. Yani ama senin beynin bir tarafı başka çalışıyor, bir tarafı başka çalışıyor olmuyor. O zaman ne yapıyorsun işte? Dolma şey iş oluyor. Yani kaliteli bir iş çıkmıyor ortaya. Yaratıcılık için insanın kendisinin %100'ünü vermesi lazım. Ayrı bu işin şu ödülü var. Mindfulness diyoruz ona biz. Bir işi yaparken tek bir şey düşündüğün zaman o işten keyif alırsın. Eğer zihnin gidip geliyorsa başka şeylere o işten keyif alamazsın. Kesinlikle. Ben de açıkçası sizin gibi doğru. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani aynı yani siz yolunuzda diyebilirim. Ben de çevresi içinde bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Ama tabii ki şimdi Evet. günümüz dünyasında ve şu anda özellikle gençlerde, genç girişimci arkadaşlarımızda en büyük yaşanan problemlerden bir tanesi ve bana gelen de çok bu konuyla ilgili bildirim olduğu için açıkçası bunu da sizden öğrenmelerini, hani sırrını Evet, ya yani bu öğrenmelerini işin istiyorum. sırrı bu. Dediğim gibi istediğin kadar çok iş yap. Tamam ama yaptığın işin hakkını ver ve o anda tek bir iş yap. Tamam mı? Tek bir iş yap. Evet, ama şimdi şu var tabii ki insanın enerjisi tamam ben çok enerjik bir adamım. 57 yaşındayım tamam mı? 57 yaşındayım. Enerjik bir adamım. Bunu birçok yerden alıyorum tabii. Yani benim yaşam tarzım çok kuvvetli bir yaşam tarzım var. Çünkü çok ciddi spor yapıyorum hafta 7 gün. Hatta 9 gün yazları. Ondan sonra çok iyi besleniyorum. Tamam çok ciddi takviye alıyorum. Onu söylüyorum. Yani takviye almayanlar fark. Takviye almasını bilirsen takviye almak iyi bir şey. Ondan sonra ikincisi, en önemlisi bir kere kendimi dinlendirmesi çok iyi biliyorum. Mesela kitap okumak benim için bir dinlenmek. Kitap okumak. Yazı yazmak bir dinlenmek. Masaj olmak bir dinlenmek. Müzik dinlemek dinlenmek. Tek başıma sokakta yürümek. Her gün 45 dakika yürüyorum mesela. Çıkıyorum buradan korona sırasında. 45 dakika takıyorum kulaklığımı. Ya TED dinliyorum ya LinkedIn dinliyorum. Ya bir 15-20 dakika eğitim alıyorum. Tamam mı? 15-20 dakikada hiçbir şey düşünmeden yürüyorum. Yani bu şekilde zihnimi sürekli dinlendiriyorum. Yani ben hep dinlenerek çalışmayı seviyorum. Yani çoğu insan dinlenmiyor. Yakıyor motoru. Motorunu yakarak çalışıyor. Ben Zaten spor yapmak da dinlenmek aslında.
Yani Efendim? kendin spor yapmak da aslında kendinle kalıyorsun. Meditasyon. Yani spor Meditasyon. yapmak meditasyondur. Spor yapmak dinlenmek değil. Spor yapmak meditasyondur. Çünkü spor yaparken bir şey düşünemezsin. Amacı o. Yani tabii belli sporlar var. Tenis gibi mesela çok oynuyorum. İlk başta belki onu hani tenis mesela aynı anda düşünebilirsin ama yüzerken düşünemezsin. Boğulursun yoksa. Yani ben yüzücüyüm Doğru. mesela. Yüzerken hiçbir şey olmaz. Şansın yok yani. Tamamen meditasyon yapıyorsun. Yüzmek öyle. Ondan sonra koşmak öyle. Koşarken düşünmek çok zordur genelde. Yani belli sporlar yap ama burada spor yaparken hem zihnini dinleniyorsun hem bedenine enerji kazanıyorsun. Çok önemli bir şey. Enerji kazanıyorsun. Bugün Doğru bakıyorsun söylüyorsun. bütün dünyadaki benim gibi koçlar, eğitmenler, dünyaya böyle enerji veren insanlar hepsine bak. Hep sabah sporla başlıyorlar. Sabah 5, 6, 7. Yani sporla başlıyor herkes. O yüzden de yani bizim gücümüzün spor. İkincisi ha bazısı yoga yapıyor, bazısı meditasyon yapıyor, bazısı namaz kılıyor. Fark etmez. Yani bir şekilde evrenle seni bağlayacak bir bağlantı bulman lazım. Evrene bağlanabilmen lazım yani. Bu da Türkçe enerjisi değil, enerjime dayanmaz yani. Söylüyorsunuz. Şimdi tekrar zaten katılımcılarımız girmeye başladı. Tekrar kusura bakmayın. Yayında bir kopukluk oldu ama ilk 10 dakikayı Daha şimdi yayınladık. yani şöyle esas şu avantajı oldu senin için. Şimdi bir daha bir Ben saat kazandın. Bir saat kazandın. aslında her şerde bir hayır vardır diyoruz. Bir saat kalmış olduk. Evet, aynı öyle. Evet, onları zaten YouTube'da biz hani video için birleştireceğiz. Bu ilk partta da 10 dakikayla da birleştirmiş Tamam. oluruz. Aynen. Tamam, o zaman devam edecek olursak en son spor diyordunuz. En Evet. güzel kendini dinleme şekli Evet. tam diyordunuz. Orada kalmıştık ve yayın orada koptu hocam. Evet yani ben yani şeyden bahsediyorum yani bir insanın enerjisinin iyi olması lazım. Yani bu kadar şeyi eş zamanlı yapması için insanın da enerjisini mesela şöyle düşünelim. Üç iş yapıyorsun tamam akşam eve geldin. Pestilin çıkmış bir durumda diğer iş yapacak enerjin kalmıyor. Yani o yüzden üç işi yapmak güzel belki zaman ayırabilirsin ama peki bunun için senin enerjin yetecek mi? Yani enerjinin de aynı eş zamanda enerjin yetmesi lazım. Sadece zamanın yetmesi yetmiyor. O yüzden de bu enerjini de iyi yani kendini iyi tanıman lazım. Yani Türkçesi bu. Kendini çok iyi tanıman lazım. Yani enerji ne düşürüyor, enerji ne çıkarıyor. Bu çok önemli bir şey. İnsanın, yani insanın kendini tanıması kadar önemli bir şey yok mesela. Neyi seviyor, neyi sevmiyor, ne enerjisini düşürüyor, ne enerjisini çıkarıyor. Günün hangi saatinde maksimum yaratıcılık olabiliyor? Mesela ben mesela sabahları çok seviyorum. Ama bazen akşamlarını da seviyorum yani. Mesela enerjimin düşük olduğu öğlen mesela. Benim şu öğlen saatleri genelde çok verimsiz saatlerdir. Ama pik yaptığım zamanlar sabah çok erken. Yani sabah 6 ile 8 arası veya akşam saat ne bileyim ben 9'dan sonra bilmem belki bu dünyadaki insanların daha az olduğu zamanlar belki ben kendimi daha iyi hissediyorum. O da olabilir. Olabilir. Doğayı zaten doğayı da sevdiğinizi biliyorum. Hani Evet. doğayla da olduğunuz bir Kesinlikle. durum. Kesinlikle. Doğa önemli. Doğa, evren bunlar hep hayvanlar falan bunlar hepsi aslında çok güzel. Çok güzel şeyler. İnsanı besleyen şeyler yani bence. Yani ben birçok şeyden besleniyorum. Yani insanlar mesela nereden beslendiğini de bilmiyorlar. Beslenmek demek zaten enerjiyi aldığın kaynaklar. Örnek Aslında olarak. insanın motivasyonu yükseltecek şeyleri bulması çok önemli bir şey. Çok Evet. değerli. Aynen Yani öyle. kendi iş çünkü motivasyon demek iş hayatında, özel hayatında, sosyal Evet. hayatında Evet. seni iyi de daha iyi bir noktaya getiren en önemli bence faktör motivasyon. İnsanlar Zaten işi çok ciddiye alıyor. İş öyle ciddiye alınacak bir şey değil bakın. İş ciddiye al. İnsanlar işi ciddiye almayacaksın. İşi çok ciddiye alıyor. Ne hayatı ben ciddiye alırım, ne işi ciddiye alırım. Hiçbir şey ciddiye almam ben. Ben sadece keyfini çıkarmaya bakıyorum bak. Önemli olan şey bak. Benim bu kadar şeyi başarmanın arkasında yaptığım şeyden keyif alırım ben. Yani keyif almadığım şeyi de yapmam. Yaptığım her şeyden keyif alırım. Tamam? Ve hiçbir şey ciddiye almam böyle. Yani şu var mesela mükemmel mesela bir sürü benim koç yaptığım benim müşterim, şey, danışanım var. Mükemmel olacağım diyor. Mükemmel bir hastalık diyor ben. Sen bir hastasın diyorum yani. Mükemmel insan hasta insan. Ne gereği var? Önemli olan kendine diyorsun bak hata yapacak. Kendine hata yapacak alanı sağlaman lazım. Eğer çok başarılı olmak istiyorsan hata yapmayı göze alacaksın. İster girişimci ol, ister ne olursa ol hayatta. Sen kendine hata yapacak özgürlüğü vermediğin sürece sen hiçbir zaman için hayatta yapacağının maksimumunu yaratamazsın. Kendine hata yapacak özgürlüğü vereceksin. Hata yapacaksın, hata. Hata. Bütün benim başımın sırrı hata yapmaktan korkmamak. Çuvallamaktan korkmamak. Hiçbir şekilde. Bunlar reddedilmekten korkmamak. Yani veya çok fazla insanları umursamamak. Yani gerektiği zaman insanları karşına alacaksın. Eğer iyi bir şey yapıyorsan ben bütün dünyaya karşı gelebilirim. 7 milyar insana karşı düşüncemle savaşabilirim yani. Eğer inanıyorsan.
İnanmak çok önemli bir şey. Yaptığın işe inanmak. En başta kendine inanmak. Tabii Zaten siz kendi motivasyon da yapıyorsunuz yani. Hani bununla ilgili çok güzel konuşmalarınız da var. Evet. Açıkçası biz de çok keyifle izliyoruz. Zaten dediğim gibi hani bizim avantajımız hani dernek vesilesiyle de sizi çok çok biz eskiden beri zaten tanışıyoruz ama sizi tabii ki daha böyle yakinen de tanıyoruz, Evet. biliyoruz artık. O yüzden muhakkak sizin o motivasyon konuşmanızı izlemeleri gerekiyor. Ya, izlemeyenler de izlemeli bence. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.